Merhabalar sevgili seyirciler. Yine çok değerli bir konukla karşınızdayız. Bugünkü konuğum Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Deniz Ülke Arıboğan. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi, çok şükür. Covid'lerimizi atlattık, şimdi daha iyiyiz. Geçmiş olsun. Evet. Sağ olun. Siz de aşınız oldunuz. Ben de aşımı oldum. Daha önce bir duyuru yapmıştık, birkaç hafta önce yapacaktık sizle evet. programı. İptal evet. etmek durumunda kaldık. Sağlık olsun tabii. Tabii tabii. Bugünün şartlarında her an böyle sürprizlere açık evet, olmak evet, lazım. Hakikaten öncelikle. Beklenmedik bir anda geliveriyor. Sağlık, dikkat evet. etmek lazım. Evet. Çok geçmiş olsun tekrar. Deniz Hocam, aynı zamanda Oxford Üniversitesi'nde Çatışma Çözümü Merkezi kıdemli üyesi. Evet. Ne hocam bu Çatışma Çözümü Merkezi? Tabii ben uzun yıllardır bir politik psikoloji grubunun parçası olarak çalışıyorum. O grubumuzun içerisinde Lord Alderdice, John Alderdice da var. Lord Alderdice, İrlanda'da İRA'ya silah bıraktıran ve Good Friday anlaşmasının imzalanmasında emeği geçtiği için kendisine Lord ünvanı verilen bir psikiyatrist aslında. Onunla birlikte Oxford Üniversitesi, Harris Manchester College'ın içerisinde bir merkez oluşturduk. Bu işte Center for the Resolution of Intractable Conflict, yani dinmeyen çatışmalara çözüm merkezi olarak şekilleniyor. İçinde psikiyatristler var, politik bilimciler var ama yani dünyaca ünlü terör uzmanları falan da olduğu bir merkez. Bütün dünyadan bitmeyen bazı çatışmalar var. O çatışmalarla ilgili işte onun psikolojik temelleriyle ilgili araştırmalar yapıyoruz. Hem saha araştırmaları yapıyoruz, hem düzenli konferanslar tertipliyoruz. Ben işte Oxford Üniversitesi'nde bir yıl misafir öğretim üyesi olarak kaldığımda o merkezin kıdemli üyesi olarak da bulundum. O devam ediyor. Araştırmalar yapıyoruz, düzenli konferanslar yapıyoruz. Hatta Üsküdar Üniversitesi ile beraber bir sertifika programı yaptık. Politik psikoloji sertifika programı. Oxford'la birlikte çift imzalı bir şeydi, sertifikaydı. Ve onu her yıl yapacaktık aslında. Fakat pandemi olduğu için bu iki yıldır online ortamda ancak maalesef şey yapabiliyoruz. Bu şunu söylemeye çalışıyoruz. Yani bir çatışma olduğu zaman, bir yerlerde bir problem olduğu zaman insanlar genelde onu hep böyle çıkarlar, rasyonel kararlar, işte şiddet eğiliminin varlığı, ölen insan sayısı, kullanılan askeri işte ekipman sayısı bunlar üzerinden değerlendirmeyi tercih ediyorlar. Halbuki olayın psikolojik boyutu, hele o bütün bir toplumu etkileyen psikolojik boyutu hem çatışmayı anlamakta hem de çatışmanın çözümünde çok daha önemli bir hale geliyor. Biz de politik psikoloji merkezi olarak bunlarla ilgileniyoruz. Evet, yani son yıllarda ben de sık duymaya başladım bu politik psikoloji politik psikolojiyi. Üsküdar Üniversitesi'nin politik psikoloji merkezi var oranında. Evet, kurucusuyum zaten, evet. Aynı zamanda. Türkiye'deki tek merkez. Bu politik psikolojiye belki sohbetin ilerleyen zamanlarında yeniden tabii. değiniriz. Çünkü gerçekten ilginç bir alan benim açımdan en azından. Şimdi sevgili seyirciler, hocamın Duvar adlı bir kitabı yayınlandı. 2017 miydi? 2017'nin sonu, evet. 2017, yani 3-4 yıl olmuş, epey de evet. olmuş yani. İşte Oxford'dayken başlamıştım. Türkiye'ye döndükten sonra tamamladım. Bu kitabı yazarken de diyorsunuz politik psikolojiden yararlandım. Evet, evet. Şimdi de söylediniz gerçi. Şimdi bu biraz distopya diyebilir miyiz buna? Valla biraz kötümser bir kitap, evet, onu söyleyebilirim. Bir kitap. Şimdi ben de biraz önce şaka yaptım hocama, bir kitap okudum hayatım karardı dedi. O kadar dedi. Arada küçük umutlu cümleler hep serpiştiririm var. Yani. Özellikle sonunda. Siz şunu biraz anlatın bize. Tabii. Bir 5 dakika, ondan sonra bunun üzerinden ilerleyelim. Tamam, peki. Duvar bir metafor. Evet. Yani 1989 yılından, bu ve üstelik dünya politikasını tanımlayan bir metafor olarak kullanıldı burada. 1989 yılında Berlin Duvarı'nın yıkılışı zamanın ruhunun bir sembolüydü. Yani küreselleşmenin sembolüydü, sınırların ortadan kalkışının sembolüydü, özgür bir dünyanın sembolüydü, küresel bir köye dönüştüğümüzün çok sembolüydü. Çok umutluyduk o günlerde. Evet, evet, o günlerde hatta Francis Fukuyama Tarihin Sonu Geldi evet. yazmıştı. Bu kitabın da ikinci alt başlığı Tarih Geri Dönüyordur. Yani özelliği o onun.
tarihin geri dönüşü dediğim şey aynı minvaldeki çatışmaların hayatımızda sürmeye devam edeceğini işaret ediyordu. Şimdi 1989 yılında dünya üzerinde yaklaşık 12-13 tane sınırda duvar var, devletlerin arasındaki sınırda ve Berlin duvarı yıkıldığında da biz bunlardan artık külliyen kurtuluruz diye düşünüyorduk. Ama bugünün dünyasına gelindiğinde yaklaşık 80 tane ülke sınırlarını duvarlarla örüyor. Yani 89'dan 2021'e gelene kadar ki bütün bu süreç içinde dünya küreselleşme coşkusuyla dopdolu olduğu aynı yıllar. Aynı anda da o küreselleşme bir anda öyle diye düşünüyoruz. Tam küresel köye dönüşüyoruz derken dünyanın çok birbirinden ayrıştığı, herkesin duvarın öteki tarafını tehdit olarak algılamaya başladığı, devletlerin daha fazla içine döndüğü, daha otoriter devletlerin gündeme geldiği, özgürlüklerden değil de daha çok güvenlikten konuştuğumuz bir dünyaya doğru geçmeye başladık. O dünyanın sembolü de Meksika duvarıydı. Trump'ın önerdiği Meksika duvarıydı. Bu kitabı yazdığımda Trump iktidara gelmişti ve sürekli olarak Meksika duvarından bahsediyordu. Yani dünyanın en büyük gücü duvarlı bir dünyayı insanlara öneriyordu. Yani Amerika zamanın ruhunu değiştirmeye muktedir olabilen ülkelerden bir tanesi. Onun için de hani dünyada küreselleşme ve onunla birlikte onun bagajında taşıdığı demokrasi, insan hakları, özgürlükler, liberal ekonomi gibi şeylerin daha ziyade devletin regüle ettiği, merkez otoritenin birçok konuya dahil olabildiği bir dünya düzenini kurgulayacağını düşünüyordum. Tabii bunu yazdığımda pandemi yoktu. Evet, pandemiden sonra değişti mi bazı? Daha bunu pekiştiren şeyler değil ortaya mi çıktı. Çünkü bakın 21. yüzyıla girdiğimizde en büyük korkumuz neydi 21. yüzyıla girmeden? Y2K sendromu dediğimiz bir şey vardı. Bilgisayarlar çökecekti. Ödümüz kopuyordu. Bankadaki evet, paralar oraya gidecek, onlar oraya gidecek falan filan. Öyle bir şey olmadı. Çok küçük evet, bir şekilde atlattık. Ve 21. yüzyılda insanlar çok kötü bir yüzyılı arkada bırakmanın sevinciyle doluydu. Yani iki tane büyük küresel çaplı savaş, soğuk savaş. Hani Brzezinski'nin ifadesiyle yaklaşık 200 milyon insanın siyasi nedenlerle öldürüldüğü bir savaş, bir yüzyıldan evet, söz ediyoruz. Şimdi 21. yüzyıl böyle olmayacak, her şey güzel olacak diye girdik. Daha ilk senesinde 11 Eylül saldırısı oldu. Yani bu küçülmüş devlet denilen şeyin bir aktör olarak mümkün olduğu kadar insanların ilişkilerine müdahil olmadığı, sistemin dışına doğru itildiği bir düzende ortaya çıktı. Ve devlet, ilk defa devlet aygıt ve örgüt olarak 11 Eylül saldırısıyla birlikte sistemin güvenlikleştirilmesi için meşru bir mazeret buldu. Ve El-Kaide diye bir figür ortaya çıktı. Bir anda bütün dünya savunma harcamalarını artırdı ki o dönemde 700 küsur milyar dolardı. Bugün 1.2 trilyon dolara çıktı bu. Hatta 1.5'un üstüne çıktığı falan da söyleniyor. Böyle bir dünyaya doğru hızla evrildi sistem. Bu 2 trilyon doları bulacak çok yakın bir zamanda. Yani herkes, devletler güvenlikleştirmek istiyor. Eğitime, sağlığa falan ayırdığımız paraları alıyoruz. Hep beraber savunma sanayine aktarıyoruz. Bu ilk krizdi. İkinci krizimiz 2008-2009 ekonomik kriziydi. Bu sefer sistemin dışına itilmiş olan, liberal ekonomiden elini çek falan dediğimiz devlet, bu sefer ekonomik bir aygıt ve örgüt olarak sistemi ve piyasaları regüle etmek üzere geri döndü. Batı dünyasında da döndü. Çünkü krizden, her iki krizden de bakın, devletçi yapılar çok az etkilendi. Çin, Rusya falan gibi. Yani ekonomik kriz liberal sistemi çökertti. Evet. Üçüncü kriz de bu küresel kriz oldu. Yani aslında sistemi, şu duvar kitabının da özü şu. Dünyada devlet bir aygıt ve örgüt olarak küreselleşme süreci boyunca dışarı doğru itilmişti. Şimdi bunun geri dönüşünü izliyoruz. Çünkü devlet olmayan aktörlerin kurduğu şirketler, bankalar, örgütler, etnik gruplar falan filan bunların kurduğu bir sivil dünya sistemi devletin tahammül edebileceği bir dünya sistemi değil. Devlet bunu rekabet olarak algıladı ve sisteme döndü. Pandemide de üçüncü dünya krizi, bakın üçüncü küresel krizdir bu 21. yüzyıldan bu yana. 20 yılda üç küresel kriz az değil yalnız bu arada. Devlet herkesin HES kodunu topladı mesela. Ağustos'ta 20 küsur milyon insanın HES kodu var. Bütün dünyada kitle takip sistemlerinin inanılmaz aktif hale geldiği, herkesin bütün bilgisini devletin merkezine vermek zorunda olduğu, insanların o ülkeden öbür ülkeye seyahatlerinin yasaklanmaya başladığı, bütün devletlerin duvarlarını yukarıya doğru çektiği ve kendi halklarını, kendi ulusal çıkarlarını korumaya odaklandı. Şimdi mesela aşı savaşlarında komplo da… Komplo teorilerine destek veriyor bu görüşler. Ya vallahi bir yerde komplo varsa ona komplo teorisi diyemezsiniz. Çünkü komplo teorisi birazcık böyle bir düşünce sistematiğini degrade etmek için kullanılmış bir varyasyona dönüştü. Ki bu sağlıklı bir şey değil. Yani
belli bir dünya görüşünün dışındaki her şeyi komplo teorisi olarak algılarsanız orada çok eksik kalabilirsiniz. Onun için bu bir komplo teorisi değil, bu bir teori. Ve devletin sisteme geri dönme arzusunun varlığı da aslında hiç komplo olarak tanımlanacak bir şey değil. Çünkü hani binlerce yıllık bir evrim süreci içinde ortaya çıkmış bir ulus devlet yapısından söz ediyoruz. Merkezi otoriteden söz ediyoruz. Siz bunu dışarı atıp kendi başınıza bir dünya kurgulayabilir misiniz, kurgulayamaz mısınız? Yok, kastım o değildir. Pandemiyle ilgili de bazı komplo teorileri var ya, onu kastettim. Evet, aslında şöyle, belki bir komplo vardır. Belki bunun komplo teorisi vardır ama biz olguya bakacağız. Gerçekte evet. Ne oldu? Evet. Sistemin merkezine devletlerin, halkın, insanların tamamı bağlandı mı, bağlanmadı mı? Yani devlet ha demeden yol alabiliyor muyuz, alamıyor muyuz? Buna bakacağız. Evet. Bu bir fact. Tabii tarih geri dönüyor diyorsunuz. Yalnız şöyle de bir şey var. Bunu ben okuyayım. Hı hı. Bu ümit verici bir cümle. Yeni çağın ruhu bu atmosferde şekillenecek ve bu ruh siyasi, toplumsal ve ekonomik alanların yeniden yapılanmasının itici gücü olacak. Eğer köprü mimarları duvarcı ustalarını yenemezse geleceğimiz bu duvarların ardında inşa edilecek demişsiniz. Burada bir köprü mimarlarından bahsediyorsunuz. Evet, evet. Biraz hafif bir ümit ışığı yakmışsınız. Tabii. Yani aslında temel diyalektik çelişki bu köprü mimarlarıyla duvarcı ustaları arasında gerçekleşiyor ve bu o kadar tarihsel bir mücadeledir ki. Yani Francis Fukuyama'nın tarihin sonu geldi demesinin sebebi, bakın koca bir tarihe buna bağlıyor. Özgürleşmeci doktrinin, demokratikleştirici, insanı ön plana çıkaran doktrinin tarihi bir mücadeleden galip çıktığını iddia ediyor. Artık tarihsel böyle bir çatışmaya gerek yok diyor. Ne kadar yanıldığını Amerikan ideolojisi adına söylüyor. Tabii o aslında o ta Hegel'den falan, ta Platon'dan alıntı yaparak geliyor. Amerikan ideolojisi tabii ki o Amerikan ideolojisinin bir şeyi, doktrin üreticilerinden bir tanesi. Aynı Amerika Samuel Huntington'ı çıkarıyor mesela. O da diyor ki yanlış yapıyor Fukuyama. İnsanoğlu böyle savaş mavaş bitmiyor, uygarlıklar arası çatışma başlıyor diyor. Bir iki yıl içinde buna cevaben yazıyor onu zaten. Ki Huntington'ın görüşleri daha ön plana çıktı yani hemen. Bir komplo teorisi de ben yapayım o zaman. Bunlar öngörü mü yoksa bir planın ön çıktıları mı? İkisi de var tabii. Yani bu karşılıklı bir şey. Ama şunu söyleyeyim yani Amerika Birleşik Devletleri böyle tek sesli, sadece belli bir plan doğrultusunda ilerleyen bir devlet değil. Çoğunlukla da hep onu söylerim ben. Yani Amerika Birleşik Devletleri bütün savaşları Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı kaybetmiştir. Yani Amerika'nın yıkma konusunda becerisinin yüksek olması ama inşa konusunda becerisinin düşük olmasının en önemli sebebi budur. Afganistan, Irak hepsine bakın. Yani giriyor, var olan sistemi yıkabiliyor. Çok yıkabiliyor, büyük bir gücü var. Ama sonra inşa etme aşamasına gelindiğinde Amerika'nın içindeki farklı görüşler, ki üç tane çok ana damar var yani bu Amerika'nın içerisinde ki onun varyasyonları da var. Bu görüşler Amerika'da Obama mesela Arap Baharı'nı desteklerken Amerika'nın neokon tayfesi Arap Baharı'nı çökertmek için elinden geleni yapıyor. Yani sadece bu içerideki çatışma mı hocam yoksa şimdi yeterince tanımadığı ülkelerde inşa işi başka bir iş çünkü. Yani hem Irak'ta, hem Afganistan'da. İnşa edebilecek bir zihinsel kabiliyeti ve kapasitesi yok bence Amerika'nın. Bunu İran devriminden sonra da İran'la ilişkilerinde de gördük. Ne kadar acemilikler yaptıklarını filan. Şüphesiz yani o hem kendi içindeki çatallanmanın, yani şimdi İran konusunda da Amerika'da tek görüş yok ki. Yani Trump'ın İran'a yaklaşımıyla Biden'ınki ya da Obama'nınki birbirinden çok farklı. Yani Kore'ye yaklaşımları da farklı olabiliyor. Çin mesela Trump'ın en önemli düşman olarak tanımladığı birim Çin'di ve teknolojik ve ekonomik bir savaş yoluna gidiyordu. Biden Rusya'yı tanımladı ve askeri, bakın ilk defa tekrar yeniden askeri çatışma ihtimali gündeme geldi. Trump atıp tutup hiç askeri müdahale yapmayan bir başkan. Ama Biden meselesi söz konusu olduğunda Rusya'yla hemen hızlı bir yükselmenin olduğunu görebiliyoruz. Yani işte bizim bile Montreux'u zorlama eğilimleri oluştu. Karadeniz'e gemi göndermeye niyetlendiler. Belli ki bir pazarlık yapıldı. Geri çektiler o talebi. Yani İstihbarat örgütleri Amerika'nın çok iyi çalışıyor. Akademi çok iyi çalışıyor. Neredeyse bütün dünyada araştırmalar yapıyorlar. Ama bu dataları anlamlandırma, okuma konusunda
hayata geçirebilme konusunda çok acemilikler görüyoruz. Özellikle yani kendi dışındaki bölgeleri kastediyorum tabii. Tabii. Çünkü Amerika tarihi hani kökleri olan bir ülke değil. Yani evet. Oraya bir know-how aktarılıyor. Yani tabii strateji biliyorlar, teknik evet. ve bilimsel iş kabiliyetleri yüksek ama mesela İngilizlerin Orta Doğu bölgesindeki bilgilerine, istihbari faaliyetlerine daha ulaşmaları çok zaman alır. Değil mi? Ki yani hani müttefik gibi gördüğünüz devletlerden bile çok rahat gol yiyebilirsiniz. Yani Mossad CIA'yı atlatır mesela burada. Kitaptan okuduğunuz bir bölge veya içinde yaşadığınız bir bölge. Yani bunların arasında fark var. Amerika'nın tabii çok istihbarat faaliyeti var. Yani orada evet. özellikle de yerel şeyler, işbirlikçiler bulma konusunda çok mahirler. Yani parayla falan şey yapabiliyorlar. Ama bölgeyi ne kadar tanıyorlar çok tartışmalı. Ve bir sürü istihbarat servisi. Yani Ruslarınki de orada, İngilizlerinki de orada, bizimki de orada. Yani aslında bizim know-how'umuz özellikle sınır bölgesinde onlardan çok daha az değil. Yani biz de onları atlatırız. Şey olarak yani rekabet zeminde İran mesela. İran çok etkili bir ülke. İran'ın istihbarat faaliyetleri çok kuvvetli. Büyük bir şey var. Yani büyük bir karmaşa var. Kaotik bir bölge ve en öncelikli olarak da tabii istihbarat faaliyetleri gündeme geliyor. Sonra istihbaratçıların bu yeni alanı sosyal medya ortamı mesela. Tamam. Onlar hocam, da çok önemli. Tarih geri dönüyor diyorsunuz. Belki de dönmeyecek. Belki de dönecek, haklı çıkacaksınız. Ama sonuç itibariyle biz Türkiye olarak bütün bu senaryoların içinde, o senaryoda veya bu senaryoda etkili, itibarlı, aynı zamanda toplumsal anlamda da müreffeh bir ülke olmanın da yollarını bir şekilde aramak zorundayız, öyle değil mi? Tabii. Şimdi sizin sosyal mecra hesaplarınızın header'ında bir cümle var. O cümle de benim çok hoşuma gidiyor, okumak istiyorum. Diyorsunuz ki, Türkiye bir devlet olmanın çok daha ötesinde büyük bir fikirdir. Bu fikir bizim kalbimizde, zihinlerimizde yerleşiktir. Kişilerle, yönetimlerle, nesillerle kaim değildir. Mezhebi sevgidir, birliktir. Bu nedenle Türkiye yalnızca üzerinde yaşanan bir vatan ya da kurallarına uyulan bir devlet değil, atalarımızdan devraldığımız, içimizde yaşattığımız ve çocuklarımıza miras bırakacağımız bir ümittir demişsiniz. Evet. Çocuklarımıza ne miras bırakacağız? Bu ümit burada biraz kapalı kalıyor tabii. Evet. Şimdi onun için dediğim gibi hangi senaryo dahilinde olursa olsun bizim ülkemizi yüceltmek, toplumumuzu refaha ulaştırmak konusunda bizim de bir takım senaryolarımız olmalı. Öyle değil mi? Tabii ki. Tabii ki yani özellikle bu tür yani think tank kuruluşları, üniversiteler bu anlamda çok önemli faaliyet odaklarıdır. Tabii Türkiye'deki temel problem şu. Ne üniversiteler ne de stratejik düşünce kuruluşları özgürce düşünce üretebilecek durumda değiller. Yani mesela iktidarın genel fikriyatının dışında bir teorisi olan ya da bir önerisi olan cezalandırılıyor. Onun için yani dünyadaki kamu diplomasisindeki eksikliğimizin de temel sebebi bu. Özgür bırakılması gereken alanlar yani en baskıcı ülkelerde bile özgür bırakılmak durumunda. Mesela üniversiteye dokunulmaz genellikle. Ama Türkiye'de hep üniversiteler üzerinde yani baskıcı dönemler geldi mi üniversitelerin üzerine bir el atılır. Şimdi şöyle bir şey var. Yani mümkün olduğu kadar çok fikrin yarışması lazım. Türkiye bir fikirdir derken bu satırları yazdığımda Türkiye'de çok fikir yarışıyordu. Ve yine aynı AK Parti'nin iktidarı sürecinde bunu yazdım. Türkiye'de yoğun bir demokratikleşme ortamı vardı. Çok farklı fikirler bir arada durabiliyordunuz ama hani dünyadaki zamanın ruhu da daha farklıydı. Bugünün dünyasında Türkiye'yi bir fikir haline getirmek, bakın Amerika Birleşik Devletleri vardır, bir de Amerika fikri vardır. Evet. Aslında ben bu yazıyı yazarken onunla ilgili bir yazıdan ilham alarak yazmıştım. Çünkü Amerikalılık fikri, dışarıdan bakarsın Amerika müreffeh, insanlar güzel, mutlu, kocaman mutfaklar, şunlar bunlar. Bu fikir nasıl oluşuyor? İşte televizyondan gördüğünüz, kitaptan okuduğunuz, size aktarılan bilgilerle bir Amerika düşüncesi ve Amerikalıların dış dünyadaki propagandası. Dünyanın en özgür ülkesi. Dünyanın en özgür ülkesine gidiyorsunuz, hala siyahilere ırk ayrımı yapılıyor. Hala kadınlara ayrımcılık uygulanıyor. Hala bakın zengin fakir ayrımı yüzünden dünyanın en büyük kaybını verdiler. İnsanlar hastaneye gidemiyor fakirler.
500 küsur bin insan ölmesi ne demek bir pandemide Amerika gibi bir ülkede? Ve bunu tolere ediyorlar. Yani bunu normalleştirmiş durumdalar. Sokaklara insanlar ellerinde silahlarla çıkabiliyorlar, şeyi basıyorlar. Pentagon'u basabiliyor yani kendi şey baktığınız zaman hani başkanlık sarayını basıyor bilmem ne yapıyor. Bunları yapabilecek duruma geliyorlar. Onun için Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçek haliyle kafalardaki Amerikalılık fikri arasında fark var. Trump Amerika fikrini Amerika Birleşik Devletleri'ne indirmeye çalışıyordu. Çünkü o fikirle dövüşmesi gerektiğini düşündü Amerika Birleşik Devletleri'nin. Neydi o fikir? Küreselciydi mesela. Herkes Amerikalı olabilir. Trump dedi ki hayır Amerikalılık diye bir şey var. Dışarıdan geleni istemiyorum. Ey Amerikalı iş adamı Amerikalılar için üret. Ey Amerikalı yatırımcı kendi ülkene yatırım yap. Amerikalı işçi çalıştır falan. Bambaşka bir dünya kurdu. Şimdi imparatorluk fikri yani bütün dünyada etkili olma fikriyle ulus devletçi mantık arasında fark var. Yani bu bazen yani Türkiye fikrini oluştururken içini neyle dolduracağız mesela? Neyle dolduracağız? Evet. Mesela seküler bir Müslüman ülke mi yoksa bayağı İslami rengi baskın bir İslam ülkesi mi? Buna karar vermek zorundayız. Özgürlükçü bir ülke mi yoksa devletin gücünü önceleyen kutsal devlet anlayışına dayalı bir ülke mi? Etnik bağlamda yani herkesin kendini ne hissediyorsa onu ifade edebildiği ama vatandaşlık temelinde bağının olduğu bir ülke mi, yasal vatandaş, anayasal vatandaşlık temelinde mi yoksa tam tersine herkesin şey yapıldığı, baskı altına alındığı falan filan başka bir ülke mi? Ekonomisi liberal mi gidecek, devlet regülasyonunda mı gidecek falan bunların tamamı oturulup bir stratejik plan dahilinde çıkartılır. Ve bununla çatışacak eylemlere de girişilmez. Şimdi siz kamu diplomasi konusuna falan da meraklısınız. Mesela İstanbul Sözleşmesi diyelim değil mi? İstanbul Sözleşmesi'nin yanında olan, karşısında olan Türkiye'de çok tartışılan bir yönü oldu. Ve insanlar onun işte kadın cinayetlerini ya da kadına karşı şiddeti engelleyebilecek bir sözleşme olup olmadığı üzerinde daha çok tartıştı. Ben yani bir kadın olarak da sözleşmeyi sahiplenenlerden biriyim. Ama olay sadece bundan ibaret değil. Bakın İstanbul Sözleşmesi, Tayyip Erdoğan bu konuda tweet de atmış, onu da paylaştım. Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, adı İstanbul Sözleşmesi olan, Türkiye'nin öncülüğünde ve Türkiye'nin gayretleriyle kabul edilmiş, bir sürü ülke çekince koymuş, biz imzalamışız. Yani İstanbul Sözleşmesi'ni kendi markamız haline getirmişiz. Bu ülkede ne olup ne olduğundan bağımsız olarak, yani rakamları bir kenara bırakıyorum. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ne eline bayrak yapıp bütün dünyaya kadın hakları konusunda öncülük rolü üstlenebilecek bir potansiyel veriyor. Yani kabul etmeyenin üstüne gidin. Böyle şey olur mu? Kadın hakları için bu çok önemlidir deyin. Yani Türkiye'yi, bakın nüfusun yarısından söz ediyorum. Dünya nüfusunun yarısının hayranlıkla izlediği, İstanbul Sözleşmesi'ni bambaşka bir ürün olarak pazarladığı bir şeye dönüştürebilirsiniz. Ve bu kendi içinizde böyle olmak zorunda değil. Dünyanın obezlerin en yoğun yaşadığı ülkedir Amerika. Çünkü kötü bir beslenme stilleri var. Ama insanların kafasında Amerikalılar Tom Cruise gibidir. Ya da işte ne bileyim Kevin Costner gibidir. Ya da işte ne bileyim bir Jennifer Lopez gibidir. Baktığı zaman gördüğü fizik o. Bütün Amerikalılar öyle zanneder. Ama o öyle değildir aslında. Şimdi Türkiye açısından da bu kadar önemli bir enstrümanı almışız elimize. Avrupa Birliği'nin üstüne de gideceğiz. Yani kamuoyunu nasıl şekillen, nasıl oluşturacaksınız? Bütün kadınlara seslenebilme imkanı veriyorsunuz siz Türkiye'de. Yani Türkiye'deki rakamlardan bağımsız söylüyorum bunu. Nasıl markalaştınız, nasıl? Şimdi kimsenin imzalamadığı, herkesin tereddüt ettiği bir sözleşmeden çıkan ve kadın haklarını geri plana atmış bir ülke haline geldiniz. Zaten sizi onunla damgalamaya çalışıyorlardı. İşte muhafazakarsın, kadınlar ölüyor, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkınca evet ben buyumu dedim mi, demedim mi? Yani konu bu. Akıl çok önemli bir şeydir. Buradaki akıl sadece bir sonraki seçime etki edecek, işte aman ben o cemaati alayım, bu tarikatı alayım, şu muhafazakar kesimi alayım olduğu anda Türkiye fikrini oluşturamazsınız. Tabii bazı yani, maddelerde kendi istediğimiz doğrultusunda bir takım değişiklikler yapılmasını filan da önerebilirsiniz. Bir şekilde de geçirebilir. Önerebilirsiniz bunu. Evet, iyi bir örnek verdiniz kamu diplomasisi açısından. Ben de şunu derim zaman zaman, bizim özellikle pandemiyle mücadelede daha başarılı göründüğümüz zamanlarda sağlık, çevre konusunda İstanbul'da bir enstitü bile kurulabilir. Tabii. Ve düşünün, dünyada milyarlarca çevre duyarlılığı olan insanlarla gönül köprüsü kurabilirsiniz.
Yani tabii bunu eğer samimiyetle yapabilirseniz ki birçok ülkeye göre yeterince onlar kadar sanayileşemediğimiz için bazı avantajlarımız da var. Bunu da kullanarak sağlık ve çevre konusunda, gelecekteki sağlığım, insan sağlığı konusunda gerçekten birçok akademisyenin katkıda bulunacağı İstanbul'da bir enstitü bile kurulabilirdi. Hocam bir kısa reklam arasına gireceğiz maalesef. Biraz sonra buradayız sevgili seyirciler. Tekrar merhabalar sevgili seyirciler. Değerli hocam Deniz Ülke Arıboğan'la sohbetimize devam ediyoruz. Hocam, öncelikle tabii yani çok güzel bir örnek verdiniz biraz önce birinci bölümümüzde. Şimdi bir kimlik inşası, yani bizim bir üst kimliğimiz var mı her şeyden önce? Bir Türk üst kimliği var mı? Benim kişisel kanaatime göre var. Bu kimlik oluşur zaten doğal olarak. Ama bunu ne kadar besleyebiliyoruz, yeşertebiliyoruz ve olgunlaştırabiliyoruz? Benim kafamdaki şey bu. Ama siz hayır bizim bir üst kimliğimiz yok da diyebilirsiniz. Tabii. Benim Halil Cibran'ın çok sevdiğim bir ifadesi vardır. Der ki, insan zihni tıpkı kelimelerin kafesindeki bir kuş gibidir. O kafesin içerisinde kanatlarını açabilir ama asla uçamaz. Bu şu anlama geliyor. Yani kelimeler aslında bizim zihnimizi tutsak eden, çünkü kelimelerle düşünürüz, kelimelerle kendimizi ifade ederiz. Ama zihnimizin içinden geçenleri aktarabileceğimiz miktarda kelime yoktur. Yani bir bardak dersiniz, bir sürü bardak vardır, milyon çeşit bardak vardır. Bütün bardaklar için kullandığımız tek bir bardak vardır. İşte aşk dersiniz, çocuğa karşı, vatana karşı, bayrağa karşı, sevgiliye karşı, koca, bunların hepsi bir tek aşk diye bir kelime. Bunlar yetmez. Şimdi Türklük olgusu da aslında yetmiyor yani kelime olarak tek. Çünkü birçok şeye referans gösterebileceğimiz, yani bir vatandaşlığa referans gösterebiliyorsunuz, etnik bir gruba referans gösterebiliyorsunuz, ulus inşa projesinde siyasi bir kimliğe referans gösterebiliyorsunuz ya da felsefi, sosyolojik, tarihsel bir köke referans gösterebiliyorsunuz. Bir sürü şey var burada. Şimdi burada bahsettiğimiz şey, yani Türkler, biz hepimiz Horasan'dan kalkıp gelirken şaman olarak yola çıktık. Yarı yol devletler kurduk bu arada. Müslümanlaştık, geldik, Anadolu'ya geldik, bilmem ne yaptık. Yani Türklük dediğiniz şey aslında birkaç bin yıl böyle geriye doğru götürebileceğiniz sosyolojik ve aslında tarihsel de bir kavram. Ama bugünkü anlayışımıza göre, yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak oluşturduğumuz Türklük kavramı, o cumhuriyetle birlikte aynı zamanda inşa edilmiş de bir kavram. Yani misak-ı milli sınırları içinde yaşayan ve kendine Türk diyen herkesi Türk kabul ediyor. Yani evet, böyle bir bakıyor. Ne mutlu Türk'üm diyene denilen şey aslında çok modern bir vatandaş, bir kimlik tanımı, sosyal kimlik tanımı. Kendini nasıl hissediyorsanız, kan bağına bakmıyorum diyor. Geçmişine bakmıyorum. Ne hissediyorsan o. Bu çok modern bir şey ve bugünün dünyası için yani bayağı aşmış bir terminoloji. Şimdi daha zamanın ruhunun farklı olduğu yerler, dönemlerde bunlar çok şey yapıyor ama bazen zamanın ruhu böyle etnik kökene, milliyetçi değerlere falan fazla girdiği zaman, ki bütün dünyada milliyetçi muhafazakar değerlerin yükseldiği bir dönemdeyiz, o zaman daha farklı şeyler oluyor. Şimdi Türkiye'de mesela özellikle Turgut Özal döneminde, rahmetli döneminde Sovyetler Birliği yıkılınca Türkiye Cumhuriyetler ortaya çıktı. 1980'li yılların işte son, bakın o dönemlere. Türkiye'de bir anda bu Türkçe konuşan, onlara Turkic speaking de diyorlar, yani Türkçe konuşan ülkeler. Bunlarla olan bağları geliştirmek için böyle biraz daha eski Horasan Türklüğüne doğru bir referans gösterilmeye başlandı. Türk kanı, Türklük, milliyetçi bir damar. O başka daha etnik şeylere bağlı olan bir damar. Şimdi bu Türkiye'nin içinde de aynı para, buna paralel bir biçimde kardeşim ben bunlardan değilim diyen Kürtlük kimliğini, yani birbirinin antitezi olarak şekillendirdi. Bir anda Cumhuriyet kimliğinden bu kimliğe girdiğiniz anda öbürü kendini bunun parçası olarak hissetmemeye başladı. Aynı dönemlerdedir gelişim çizgisi.
Ondan sonra işte darbelerden sonraki önlemler, bilmem evet, hocam, neler falan. Evet çok haklısınız ama şöyle bir şey var. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin adı başta, adı olmak üzere. İçinde Türk kelimesinin geçmesi ve Türk'ün tam da dediğiniz gibi bir ortak milli kimlik olarak inşa edilmiş olması doğru. Yani çünkü onu görüyorsunuz yani şeylerden. Fakat daha sonra bazı çalışmalar, yapılan bazı çalışmalar, bazı faaliyetler Türk kimliğini, Türk milli kimliği değil de Türk etnik kimliği konumuna düşürdü biraz. Öyle değil mi? Tabii. Evet. Buna karşılık da bir Kürt etnik kimliği reaksiyonu oluştu. Yani bu ülkenin bir oysa bir milli kimliği gerçekten var ve zaten yabancının gözünde burası Kürt, Türk, Arap ayırmadan Türk ülkesi. Yüzlerce yıldır böyle. Evet, evet yani, yeni değil. Türk kavramı da budur zaten. Bakın sünnet olanı Türkleşmek, evet, Türkleştirmek bu kadar deniyor. Yani. Yüzlerce yıldır evet. böyle. Zaten Türkiye ismi yani o dönemde Anadolu Cumhuriyeti falan bir sürü şeyler tartışılmış yani ülkenin adını nereye koyalım diye. Türklük o kadar kapsayıcı bir kavram olarak tanımlanmış ki aslında bu burada yaşayan bütün Müslümanları, Arap dışındaki bütün Müslümanları tanımladığı için de Türkiye kavramı çok kapsayıcı bir devletin tanımı. O dönemde tabii bütün dünyada milli kök bulma şeyler olunca Türkiye'de de güneşli teorileri falan yani evet, orada da bir takım evet. şeyler oluyor. Fakat bir fikrin ortaya çıkış süreciyle zemin kazanma süreci farklı şeylerdir. Bakın mesela evet. Kürt milliyetçiliği yeni çıkmış bir şey değil. Bunu yanlış anlamayalım. Hep evet. var. Ama bunun zemin kazanıp daha geniş kitle tarafından benimseniyor olması öbür kimliğin yani cumhuriyetin sağladığı o kimliğin dışında hissediyor olmalarıyla ilgili insanların. Yani burada algılar çok önemli bir şey. Politik psikoloji bunun için çok önemli. Kullandığınız her kavram, burada yol açmaya çalışıyorsunuz. Türkiye Cumhuriyetlerle iyi geçinmek için bir yol açmaya çalışıyorsunuz. Ama öbür tarafta kimi kaybediyorsunuz ya da kimlerin ekmeğine yağ sürüyorsunuz? Bunlara bakmak lazım. Evet. Bakın her şekilde yani bir köprüye isim koyarken, eğer toplumun içindeki belli bir grubu dışlıyorsanız, kullandığınız havaalanına oraya buraya isim koyduğunuz zaman, bu öbür tarafın travmalarını tetikliyorsa, öbür tarafı kendini ötekileştirmiş hissediyorsa yanlış yapıyorsunuz demektir. Bunlara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Ben şimdi bizim vaktiyle akil heyet toplantılarında ben hep onu bir demokratikleşme çabası olarak, yani şey bana çok doğru gelir, Fransızların bir lafı vardır. Yani Korsikalılara sırf Korsikalı olduğu için hiçbir şey verilmez. Ama sırf Fransız vatandaşı oldukları için bütün haklarını verebiliriz. Yani böyle bakıyorlar. Türkiye'deki hak isteyen herkes şu olduğu için, bu olduğu için o hak verilmez. Ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bütün modern, çağdaş, özgür insanın sahip olduğu hakları onlara sağlamakla yükümlüdür devlet. Eğer bir demokratik devlet anlayışınız varsa. Yani devlet her vatandaşına eşit mesafede durmak zorundadır. Ne ayrıcalık tanıyacaktır, ne dışlayacaktır, ne bir şey yapacaktır. Bu önemli. Hocam devleti yok sayın, yok devletimiz diyelim ki. Tamam, biz Kürtler ve Türkler bir aradayız. Şimdi bir Arap nüfusumuz da oluştu. 5 milyona evet, yakın. Evet, şimdi beraberiz. Osmanlı İmparatorluğu gibi olduk. Osmanlı'nın evet, kalan Osmanlı. Şey. O zaman evet. bakın üst ideolojinizin, üst kimliğinizin kapsayıcı olmak zorunluluğu var. Evet, mesele bu. Yani burada işin içine biraz örgütlü devlet yapısı işin içine girdiğinde bozuluyoruz. Yoksa var mı Türklerle Kürtlerin bir sorunu var mı? Hiçbir zaman olmadı. Hiçbir zaman olmamıştır. Olmadı. Bugün de yok. Bugün de yok. Bu kadar kavga gürültüye rağmen, siyasetin bu kadar kaşımasına rağmen hala yok. Bakın Mehmet Çelik Hoca'nın, Profesör Mehmet Çelik Hoca'nın çok güzel bir ifadesi vardır. Bu devlet o kadar adildir, o kadar adildir ki der, zamanın farklı dönemlerinde bütün vatandaşlarına eşit şekilde eziyet etme imkanını bulmuştur. Yani bir gün solcuya eziyet eder, öbür gün başörtülüye eziyet eder, öbür gün Kürdüne, öbür gün Türküne, Alevisine hepsine eziyet etmeyi başarır. Yani devletin dönemsel olarak çarkları tersine dönüyor. Bu devletin, Cumhuriyet'in kuruluşundan beri hani cebren baskılamadığı herhangi bir grup kalmadı herhalde. İyi, o zaman da ben diyorum ki hani bir devlet aklı vardır, yüzyıllardır hüküm süren diyorlar da ya ben de diyorum ki işte bu sizin söylediğinizin üzerine de tekrar edeyim. Hani ne nasıl bir devlet hakkıdır bu? Vallahi aslında devletlerin, tabii devletin ontolojisine kadar gider bu tartışma. Devlet ne işe yarar? Devlet niye vardır? Devlet sadece belli grupların çıkarlarını korumak için örgütlenmiş bir şey midir falan? Yani bir sürü tartışması var. Bunun bir Marksist başka
şey anlatır, bir milliyetçi başka türlü de. Hocam evet, ama yani sonuç itibariyle bizim devletin de bizim aramızdaki bu uyuma iştirak etmesi lazım. Tabii ki. Tamam. Tabii ki. Yani biz, onu sağlayan, onu pekiştiren tavırlar içinde olması lazım. Biz ancak böyle güçlü Türkiye olabiliriz. Yoksa bu kavgayla biz çok kaynak, maddi manevi birçok kaynağımızı bu uğurda harcar dururuz yani. Tabii ki, tabii ki. Bakın yani üstelik çok uzun zamandır Türkiye'de kutuplaştıran yaklaşımlar var. Muhalefetin, iktidarın farkı da yok yani. Evet, tabii. Hepsi günahsız olanınız varsa ilk taşı atsın diyeceğiz yani. Hepsi aynı ölçüde günahkar. Sadece kendi tabanlarını konsolide etmek için kendi vatandaşını, kendi komşusunu, kendi akrabasını, kardeşini kutuplaştırıp ötekileştiren bir zihniyet üzerinden oynanıyor. Yani birlik sağlayıcı bir tutum yok. Yani hiçbir konuda birlik sağlayıcı bir tutum yok. Yani ne bileyim, vaka artışlarında kötü bir şeyler gördüğü zaman sevinenler var. Ya bu böyle yani, Türkiye petrol buldu diye üzülenler var. Ya da öyle bir şey ki sadece bir diğerinin başına gelen olumsuz bir şey, biri hapse atıldı diye falan sevinenler var. Şimdi bu böyle bir dünyanın içerisinden bir iyi damar oluşturmak zorundayız. Aslında ana akım her zaman uyumlu olan akımdır, sessiz çoğunluk. Yani bir laf vardır, o ne politikacıdır ki sessiz çoğunluğun sesini dinleyebilir. Sessiz çoğunluk hiçbir zaman çatışmacı olmaz. Hep agresiflerin sesleri daha çok çıkar. Geçen gün bir tweet attım yani şey olarak, sizden korkan sizin gibi olsun dedim. Yani bu tavlada kullanıyorum, senden korkan senin gibi olsun. Yani sizden korkan sizin gibi olsun. Çünkü o kalple bir ömür boyu yaşamak zorundalar. Ben kötü insanlara Allah uzun ömür versin inşallah derim. Çünkü o kalple ne kadar uzun yaşarsan o kadar eziyet çekersin. Kötü insanların hiçbiri mutlu değildir. O yastığa başlarını koyduğu zaman hiç içleri rahat etmez onların. O kötülük kendilerine erir. İyi insanlar sayıca fazladır değil mi? İyi insanlar sayıca fazladır özünde. Evet. Sesleri çok çıkmaz. Mazlumdurlar genellikle. Evet. Ama tabii bir iyi insan, bir iyilik hareketinin başlatılması da çok önemli bir şey. Yani siyasetin her tarafında, bütün partilerde, her yerde, sadece sivil ortamda değil, yani devletin içerisinde de bir iyilik nosyonunun olması lazım. Yani iyi teşvik eden bir nosyonun olması lazım. Bütün kötüler her yerdeler. Yani televizyonları açıyorsunuz, kavga, dövüş, yani zaten bilgileri yok, büyük bir cehalet hüküm sürüyor her yerde. Artı birbirlerinden nefret ediyorlar, artı birbirlerine hakaret ediyorlar ve bu prim yapıyor. Halka bunu önerdiğiniz zaman, bunu gösterdiğiniz zaman halk öyle oluyor ister istemez. Yani ne görürse onu yapıyor. Türkiye diye bakın, dünyanın farklı bir ülkesinden Türkiye'ye baksın. Vaktiyle eskiden böyle Tayvan'da falan yumruklaşırken gördük insanları. Yani meclisinden televizyon programlarına kadar her yerde büyük bir çatışma ortamı var. Yani Türkiye böyle bir görüntüyle itibarlı bir ülke olamaz ki. İtibarlı bir ülke olmazsanız ekonominiz gelişmez. Ürettiğiniz ürünlerin markası da itibarlı olmaz. Siyasetçiniz konuştuğu zaman dünya dinlemez. İtibarlı olmazsınız. Ne bileyim, bilim insanlarınız bir şey üretir, ya bunların olduğu yerden ne çıkar dersiniz. Bakın çok net söyleyeyim, Türkiye'de hadi adını vermeyeyim bir think tank. Çok ben sormadan bu cevapları verdiniz. Ya evet, yani bir akademisyenler mesela oluşturdu, bir kıymetli akademisyenler, ama o kadar organik durumdalar ki devlete bağlılık. Oxford Üniversitesi'ndeyken bir iki arkadaşı çağırıp konuşturmaya şey yaptık. Hayır dediler, yani bu kadar hükümetin organik bağlantısı olan bir think tank'ten gelen hiçbir kocayı kabul etmeyiz. Ki London School of Economics'in toplantısına gittim. Mehdi Eker Bakanımız da vardı. Bastılar falan filan. Reddediyorlar bu kadar organik. O zaman devletini, ülkesini, vatanını, milletini seven ama yani iktidarla da her zaman aynı fikri paylaşmayan bir takım objektif bilim insanlarınıza biraz ön açacaksınız ki yani söylemek istediğiniz bir şey olduğunda sizin maaş verdiğiniz adamın söylediği lafı dinlemiyor. Tabii. Yani kamu diplomasisinde bu çok önemli bir şey. Bütün dünyanın saygı gösterdiği itibarlı sanatçılarınızın, kültür insanlarının, bilim insanlarının olması ve teşvik edilmesi gerekiyor. Ama yani çıkıp objektif insanlar konuştuğu zaman da Türkiye ile ilgili ne kadar etki yarattığını görebiliyorsunuz. Yani şimdi Türkiye bir aşı üretti diyelim bilmem ne, dünyaya çıkacağız. Bunlar sonuçları manipüle etmiştir diye düşünecekler. Yani aşıyı satamazsınız çünkü sizin biliminize olan itibarı hem kendi içinizdeki sosyal medyadaki şeyler hem de genel olarak, yani çünkü devlet müdahalesiyle rakamların değiştirilebildiğini düşünüyorlar artık. O zaman bunu yapamıyorsunuz. Yani bu baştan aşağı planlanması gereken bir stratejidir. Yani ne seçim sonuçlarınıza ikna edebiliyorsunuz, ne bilimsel rakamlarınızın sonuçlarına ikna ediyorsunuz. Adam Brezilya'dan sonuç açıklıyor Sinovac aşısına. Bütün Türkiye, ay Brezilya. Brezilya dünyanın en rezil ülkesi, oradan ne rakam alacaksınız?
Bizim tıpçılarımız, bizim sağlıkçılarımız dünyanın en iyi sağlıkçıları. En iyisi bakın. Türkiye'deki sağlık sistemi dünyadaki en iyilerden biri. Evet. Ama biz kendi doktorlarımızı, ömrünü bu işe vakfetmiş, kendi hastayı iyileştireceğim diye şey yapan bütün doktorları ya rakamları yanlışlamakla, bilmem aşının sonuçlarını değiştirmekle falan suçlayacak hale geliyorsunuz. Ve dünyaya baktığınızda bu çok kıymetli bilim adamları Türkiye'nin o genel imajı nedeniyle lafı sözü dinlenmez insanlar olarak algılanıyorlar. Şimdi reva mı bu ya Türkiye'ye? Ya bir, onun için büyük stratejisinin olması, yani kamu diplomasisi çok önemli bir şey. Türkiye bir imajını, itibarını korumadan biz büyüğüz, biz büyüğüz diyerek olmaz o yani. Büyük olmanın bedeli var, onu ödeyeceksiniz. Bazı şeyleri sineye çekeceksiniz. Beğenmediğiniz rakamı sineye çekip açıklayacaksınız. Öyle şeyler olmaz. Vallahi susturdunuz beni. Dinliyorum. Devlet yönetiminin genel bir felsefesi olması o. Yani Türkiye fikri dediğim şey bu. Yani itibarlı, güvenilir, demokratik, güçlü bir devlet. Mesela ben güçlü devletten yanayım. Küçülmüş devleti benim yaklaşımım şeydi. Ben devletin çok önemli olduğunu düşünürüm. Ama devletin güçlü olması her yerde görünmesi anlamına gelmez. Her beğenmediğini dövmesi anlamına gelmez. Şefkatli, kollayıcı, koruyucu, kontrolcü, insanların birbirine girmesini engelleyici, eşgüdüm sağlayıcı bir devletten söz ediyorum. Ekonomi kötüye giderken regüle edebilirsiniz ama mümkün olduğu kadar rahat bırakacaksınız piyasayı. Yani ne zaman müdahale edebileceğini gösteren, yani tıpkı bir veli gibi, anne baba gibi düşünün. Sürekli çocuğunuza müdahale ederseniz kendi kişiliğini de geliştiremez o. Ama tamamen bıraktığınız zaman da yanlış yola gidebilir. Onun için güçlü devlet tabii önemli. Tabii güç kötü bir şey değildir. Yani güçle güçlü devlet başka, ceberrut devlet başka. Tabii ki. Güçlü devlet ceberrut olmaz. Bakın bütün şey bakın kadına çok karşı da şiddet kullanan, evet, erkek, çocuğunu döven baba, bunların tamamı aslında iktidarsızlıktır geri planında. Güçsüz hisseder kendisini. Ezik hisseder. Gençmişte ezilmiştir, edilmiştir. Normal, güçlü, güvenli, özgüvenli yetişmiş hiç kimse de bu şiddet eğilimini göremezsiniz. Saygı başka türlü inşa eder insanlar. Doğru. Tabii güç nereden geliyor? Yani bu devlet gücünü nereden elde edecek hocam? Hı hı. Şimdi sonuçta devleti de besleyen faktörler var. Bunlardan en önemlisi ekonomi. Yani ekonomide de bir emtia ekonomisi seviyesinde kaldığınızda işte biz işte orta gelir tuzağı falan diyoruz. Bir türlü refahı yayamıyoruz, büyütemiyoruz ve yayamıyoruz. Bu nedenle biraz önce söylediğiniz cümle çok değerliydi. Eğer itibarınız yoksa ürünlerinizi iyi fiyata satamıyorsunuz. Tabii. Marka dediğimiz şey bu zaten. Ve dünyadaki markalara, ulusal markalara baktığımızda aslında hepsi menşe ülkeden çok ciddi bir sinerji alıyor. Yani bir tabii Alman markası dediğimizde, tabii, bir Amerikan markası, hatta Japon markası dediğimizde tabii bile menşe ülkeden çok fazla destek alıyor. Neredeyse bardağın yarısını o dolduruyor yani. Bugün moda dediğimizde İtalya bardağın yarısını dolduruyor. Tabii. Zeytinyağı dediğimizde de öyle. Mesela örnek veriyorum. Şimdi bu biraz yani karşılıklı ve etkileşimli bir süreç. Yani bir taraftan evet elbette değerli markalar yaratmak için çaba sarf ederken bir taraftan da ülke markasını yükseltmek için uğraşacağız. Yani birbirini destekleyebilmesi tabii için. Önce ülke markası olsun sonra tabii ticari markalar yaparız veya önce ticari markalar yapalım. Bu bizim devletimizin itibarını yükselsin, bir Türkiye itibarlı bir Türkiye markası oluşsun diyemiyoruz. Bunların etkileşimli bir şekilde yürütülmesi lazım. Burada da kamuya düşen, bazı arkadaşlar kamudan çok şey bekleme diyorlar ama kimden bekleyelim yani? Tabii. Kamuya düşen çok büyük bir görev var. Yönü yani gösterecek olan onlar. Yönü gösterecek olan, doğru fotoğrafı, iyi fotoğrafı dünyaya yansıtacak olan da bir şekilde kamu. Şimdi biraz kamu diplomasisine doğru da gelelim. Şimdi bizde bir darbe girişimi oldu, bir kalkışma oldu biliyorsunuz. Ve biz bunu dünyaya anlatmaya çalıştık. Derdimizi şöyleydi, böyleydi falan diye. Ama genelde bunların hepsi diplomatik ataklardı. Yani şimdi diplomaside şöyle bir şey var. Diplomasi çok önemli bir alan. Bunu kabul ediyorum ama sonuçta eğer sizin söylediklerinize iknaya hazır, nötr pozisyonda bir muhatap yoksa
kamu diplomasisi yarı yolda kalır. Hiçbir işe yaramaz. Şimdi bunu gidip biz bu şekilde anlar, ya belki arkasındaki güçler onlar, senin anlatmaya çalıştığın insanlar belki de. Ama bunu kamuya yönelik bir iletişim faaliyeti haline çevirdiğinde ve o ülkelerin siyasetçilerini kendi kamularından çekinir hale getirdiğinde işin rengi değişir. Çok doğru. Değil mi? Tabii ki. Birincisi, yani kamu diplomasisi aslında ulusal sınırlarınızın dışındaki halk kitlelerini, evet, kendi düşüncelerinizi, felsefenizi, çıkarlarınızı kabul ettirecek şekilde aktarabileceğiniz ve onları ikna edeceğiniz ve size destek olmaya teşvik edebileceğiniz bir şey, etkileşim alanı yaratmaktır. Bunu yaptığınız zaman, yani Yunan halkı, işte İtalyan halkı Türkiye'yi haklı gördüğü zaman Yunan devleti, İtalyan devleti, aynen, de Türkiye ile olumsuz yaklaşamaz. Hı. Şimdi bakın mesela Doğu Akdeniz'deki duruma bakın. Aslında Türkiye'nin önerisi bütün Doğu Akdeniz kıyıdaşları için daha elverişli bir deniz paylaşımını öngörüyor. Hı. Ama baktığınız zaman Yunanistan'ın inanılmaz tekelci, gayet kabul edilmesi mümkün olmayan yaklaşımları var. Ama bakıyorsunuz kıyıdaş ülkeler Yunanistan'ın bu yaklaşımını daha çok benimsiyor gibi. En azından bize yeterli desteği vermiyorlar. O zaman ne yapacaksınız? O zaman o bölge halklarına doğru gideceksiniz. Peki bunu yaparken ne yapacaksınız? Birincisi doğru bilgi almak lazım. Bakacaksınız o bölgedeki o ülkelerin diplomatlarını biz en iyilerinden seçtik mi? Yoksa en bizim partiye yakın olandan mı seçtik? Yani ne amaçla, ne sayıkla? Çünkü diplomatlar, bakın daha önce Bonşer diye çok aşağılandılar ama Türkiye'nin muazzam bir diplomasi birikimi var ve ben hani mülkiye mezunu olduğum için de söylüyorum, sınıfın en iyileri diplomat olurdu. En iyi yetişmişleri, en iyi dil konuşanları, en çok dış dünyaya meraklı olanları falan. Yani bunu ne bileyim, sonrasında bu Ahmet Davutoğlu'nun da ürettiği bir şeydir sağ olsun da, böyle Amerika'da falan da vardır. Tek tük dışarıdan çok kariyerli hocaları, profesörleri falan oraya, Vatikan'a atayabilirsiniz. Semboliktir yani, ilahiyatçı birisinin falan oralarda olması hiç kötü bir şey olmayabilir. Ama yani Doğu Akdeniz, Cezayir, Tunus, Fas, Libya bilmem ne, buralara kimleri atadınız? Gerçekten bu canavar gibi şey yapması lazım. Yani bu bölge halklarına hakim olması, istihbarat faaliyeti de getirmesi, artı yönlendirici olabilmesi lazım. Bir kamu diplomasisi ürettiğiniz zaman bunun yayılması için sizi doğru yönlendirmesi lazım. Bakın bir Hristiyan ülkeye gittiğiniz zaman onları Kur'an-ı Kerim'den örnek veremezsiniz. Ayetlerle seslenemezsiniz, İncil'den gideceksiniz. Müslüman bir ülkenin Vahabi mi olduğu, daha çok İhvan-ı Müslümin'e mi yakın olduğu, geçmişi nedir, kültürünü, bunu bileceksiniz. Buna ne dersen, bir tanesi yani evcil hayvan olarak köpek beslemeyi çok önemsiyor olabilir. Onlara köpeklerin ne kadar güzel olduğunu anlatabilirsiniz. Öbüründe köpeğe dokunmak günah sayılıyor olabilir. Ona gidip onu anlatamazsınız. Evet. Onun için doğru bilginin gelmesi ve o halklara ulaşabilmeniz için doğru kavramın, doğru terminolojinin, doğru stratejinin, politikanın üretilmesi çok önemli bir şey. Yani Türkiye bir fikirdir. Önce Türkiye fikrini inşa edeceksiniz. Sonra hangi kanallar, hangi enstrümanlar nasıl penetre edeceksiniz o ülkelere ve böylece kendi itibarınızı nasıl yükselteceksiniz? Bu çok bilimsel bir şey. Yani buzdolabı satar gibi satacaksınız aslına bakarsanız. Çok farklı bir şey değil. Bizde büyük stratejiyle taktik birbirine karıştırılıyor. Biz taktik düzeyde dövüşüyoruz. Hep günü kurtarıyoruz. Stratejiniz olmazsa bazı taktikler yenilmeyi gerektirebilir. Bakın stratejik ricat diye bir şey var. Yenilmiş gibi ordu geriye çekilir çekilir, öyle bir yere kadar öbür taraf yeniyorum zanneder. Ama merkezle lojistik bağlantısı kopar. Moskova'nın ortasına kadar getirirler orduları. Napolyon'dakileri orada boğarlar. Adam geliyorum toprak kazanıyorum der. O çekilir, dövüşmez bile. Şimdi bu yenilgi değildir. Taktik budur. Onun için hani taktikle strateji birbirinden farklı gelişir. Bizim öncelikle bir Türkiye fikri oluşturmamız, stratejik olarak nereye konumlanmamız gerektiğini belirlememiz, ona uygun taktikler ve kanallarla yürümemiz gerekiyor diye. O büyük Türkiye fikrine bizim de 83 milyon olarak bir şekilde ikna olmamız gerekir. Önce kendimizi ikna edeceğiz, sonra dünyaya tabii ki. Kendini ikna olmadan kolay bir şey değil. Şimdi Batı'nın bize karşı bir ön yargısı var mı? Var değil mi? Tabii ki. Var. Tabii ki. Peki Batı'nın bu ön yargısının kırılamayacağı şeklindeki yargı da bir ön yargı aslında. Tabii ki. Değil tabii mi? Ki. Tabii. Çünkü biz ne yaptık da bundan emin olduk. Yani nasıl kırılmayacağından emin olduk. Şimdi ben biraz da espri mahiyetinde şöyle diyorum. Şimdi Viyana'ya gidelim.
bu sefer şehrinizi değil kalplerinizi fethetmeye geldik diyelim. Bakalım nasıl bir tepki alacağız, öyle değil mi? Tabii. Siz travmalardan bahsediyorsunuz. Yine politik psikolojinin de alanlarından biri herhalde bu travmalar. İşte Ayasofya'nın sonuç itibariyle 1453'te camiye çevrilmesi bir dini grup için, Ortodokslar için bir travma. Şimdi bu travmayı da dikkate almamız lazım, öyle değil mi bizim? Tabii ki. Tabii ki. Bakın bu kadar... Bakın cami yap, camiye çevirmeyelim anlamında söylemiyorum bu sözü. Bu travmayı dikkate almamız lazım. Abdülhamid'e Fethin yıl dönümünde kutlamalar yapalım dediklerini de reddediyor. Çünkü Ortodoks vatandaşlarımız rencide olur bundan. Gerek yok diyor Abdülhamid. Şimdi sizin bu dediğinize şöyle katılıyorum. 1389'dan itibaren arada 600 sene geçmiş. 1989'a gelelim. Miloševiç'in yaptığı çok önemli bir şey var. Prens Lazar'ın Prens Lazar'ın kemiklerini 600 yıl önce gömülmüş kemiğini çıkarttırıyor mezardan. Bütün Sırbistan'ı dolaştırıyor. Sonra da Gazi Mestan Ovası'nda 1 milyon kişi topluyor. O kemiklerin eşliğinde bu topraklardan Müslümanları söküp atacağız. Bir daha hiçbir Müslüman bu toprağa giremeyecek deyip orada kanlı bir savaş başlatıyor. 1 milyon Sırp'a. 600 yıl öncesinin hayaletini çıkartıyor oradan ve politik psikoloji bunun için önemli. Geçmiş asla geçmez. Hatta geçmiş bile değildir. Yani hatırlamak değil o. Bu bizim içimizde yaşıyor. Geçmişi geçiremiyorsunuz. Onu yeniden hatırlatıyorsunuz. Yeniden kullanıyorsunuz. Onun için o kadar basite indirgememek lazım bu tarihi olaylarla ilgili müdahaleleri. Hakikaten çok geniş kapsamlı düşünülmesi gereken şeyler. Evet. Ben şunu söyleyeyim. Zamanımız bitti ama bir siyasal Osmanlıcılık fikri mesela kültürel Osmanlıcılığa zarar veren bir şey. Oysa bizim kültürel Osmanlılığı belli bir coğrafyayı kapsıyor ki kahveyi cezvede pişirenler coğrafyası sınırını o belirliyor. Biz burada bu anlamda işi siyasete vardırmadan çok büyük kazançlar elde edebiliriz normalde. Biraz önce verdiğiniz örnek Türk coğrafyası konusu da, Türk Cumhuriyetleri meselesi de hemen adımları politik attığımız için geri tepiyor, olmuyor. Bizim şu anda Türk dünyasıyla yani ortak Türkçe konuşan topluluklar olarak edebiyat, sanat, hiçbir doğru dürüst bir şeyimiz yok. Birkaç tane kültürel Türk, kültür başkenti falan diye bir takım bayram kabilinden işler yapıyoruz. Onun ötesinde oysa bir siyaseti bırakıp buraya şey yapsak daha çok geniş bir ki Türk coğrafyası Osmanlı'yla da alakası yoktu. Hı hı. Bizim açımızdan yeni bir açılımdır da aynı zamanda. Çok geniş bir coğrafyada bir itibar elde etmemiz mümkün kültürel anlamda. Tabii. Son sözünüzü alayım, kapatalım. Son sözüm çok teşekkür ediyorum sizlere. Ben teşekkür ederim hocam. Ağırladığınız için. Sağ olun. Çok konum vardı ama... Bu işte, kadarcık. Bu kadar oldu. Çok da yine de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bir kıvılcım yaktıysak ne mutlu bize. Ayağınıza, hakkınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sevgili seyirciler, bir soyut şeyler ekonomisini de bitirdik. Haftaya yine buradayız. Bekleriz efendim.